Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz çocuk doktoru Aysun Hacer Sarıtaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Merhaba, ben Aysun Hacer Sarıtaş. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. 2007 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Daha sonra uzmanlık eğitimimi İzmir Behçetuz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yaptım. Mecbur hizmetimi Erzurum'da tamamladım. Şimdi de Bursa'da çalışmaya devam ediyorum. Çocuk doktoru olarak kendi kliniğimde çalışıyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığı hakkında bilgi verir misiniz lütfen? Tabii ki. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı 0-18 yaş arasındaki bütün bebek, çocuk ve ergenlerin hem ruhsal, hem biyolojik, hem de sosyal sağlıkları ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı da bu alanla ilgilenir. Yani çocukların biyopsikososyal olarak sağlıklı olma halini sağlayan ve tedavi eden bilim dalı. Hangi yaşlar oluyor genellikle? Yani doğuştan kaç? 0-18 yaşa kadar. Evet, sonra bizim sorumluluğumuzda çocuk takibi. Evet. Peki bu işe nasıl başladınız? Neden bu sektörü seçtiniz? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Şöyle, yani aslında doktor olmak birçok çocuk gibi benim de çocukluk hayalimdi. Çocukluğumdan beri doktor olmak, tedavi edici olmak, şifa veren olmak benim için güzel bir şeydi. Birilerine yardım edebilme isteği benim için aslında tetikleyici nokta o oldu. Daha sonra ortaokul lise yıllarımda büyümeye başladıkça yine bilimsel olarak da yine biyoloji, fen bilimleri alanlarına ilgi duymaya devam edince bu alana yöneldim. Neden çocuk sağlığı dersek de çocukları çok seviyorum. Yani çocuklarla birlikte olmayı, birlikte çalışmayı seviyorum. Onlarla iletişim kurabilmeyi seviyorum. Onların dertlerini anlamak ve derman olabilmek gerçekten tatmin edici bir duygu. O yüzden çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı oldum. Ne güzel. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olması gereken özellikler nelerdir? Nelerdir? Öncelikle dikkatli olmak lazım. Çok dikkatli bir bakış açısına sahip olmak lazım. Detaylara dikkat edilecek. Evet, detaylara, ayrıntılara dikkat edebilmek lazım. Çocuklarla iletişimi kurabilmek lazım. Çocuklarla iletişim kurmak çünkü yetişkinlerle iletişim kurmak gibi değil. Ora Mario, bura Mario diye gelmiyorlar genelde size. Daha müpem semptomlarla geliyorlar. Ve bu semptomlara göre çocuğun sıkıntısının ne olduğunu anlayabilmek onlarla iyi bir iletişim kurmaktan geçiyor. Sanırım en önemli özellik olması gereken bu. Ve bilimsel olarak çalışmaya, akademik çalışma yapmaya her zaman hevesli olmak lazım. Çünkü sürekli ilerleyen bir bilim dalı tıp, sürekli yenilikler ekleniyor. Bunları öğrenmeye açık olmalı. En önemli olması gereken özellikler bunlar bence. Kesinlikle. Etkin bir iletişim ve yenilikleri takip, kendinizi güncelleme değil mi? Evet. Bunlar çok önemli. Peki verdiğiniz hizmetlerden biraz daha detaylı olarak bahseder misiniz? Tabii ki. Ben 17 yıllık devlet hizmetinden sonra artık kendi kliniğimde çalışmaya başladım. Neden böyle bir tercih yaptığımı anlatmak isterim önce. Çocuk bize tıp fakültesinde öğretilen ilk başta insan biyopsikososyal bir varlıktır. Yani hem biyolojik hem psikolojik hem de sosyal olarak sağlıklı olma hali önemlidir. Çocuk da aynı şekilde biyopsikososyal bir varlık ve bunun için ayrıntılı muayene etmek, değerlendirmek, dinlemek gerekiyor çocukları ve özellikle onların ailelerini de aynı zamanda dinlemek gerekiyor. Bunu devlet hastanelerinde yapmak artık daha zor olmaya başladı. Daha fazla zaman ayırmak istedim hastalarıma ve bu yüzden kendi kliniğimi açtım. Şu anda kendi kliniğimde hastalarıma daha ayrıntılı her alanda bütüncül şekilde yaklaşarak, değerlendirerek hizmet vermeye çalışıyorum. Yaptığım hizmetleri detaylı olarak anlatırsak, öncelikle çocuk sağlığı izlemi, yani sağlıklı çocuğun izlemi ve büyüme gelişmenin değerlendirmesi bizim için en önemli konulardan biri. Bütün çocukların belirli aralıklarla sağlığının düzenli olup olmadığını takip etmek gerekiyor. Yani çocuk doğdu, bir daha hastalanana kadar doktora gitmeyelim. Yanlış. Değil. Bir kontrol önemli, evet, değil mi? Mutlaka kontrollerini yaptırmamız, takip etmemiz gerekiyor ki olabilecek hastalıkları önceden saptayabilelim ve bunun önlemlerini alabilelim. O yüzden bizim en önemli alanlarımızdan biri sağlıklı çocuğun izlemi ve kontrolleri, büyümesinin, gelişmesinin değerlendirilmesi. Aşılama ve bağışıklama işlemlerini yapıyoruz.
yapıyoruz. Zaten bizim bir aşı takvimimiz var. Türkiye'de yapılan belli aşılar var. Bunlar sağlık ocaklarında yapılıyor. Bunlara karşı gelişebilecek reaksiyonlar konusunda aileleri bilgilendirmek, geliştiğinde yanında olmak, reaksiyon gelişmese bile aşı takiplerini yapmak. Hangi aşılar bunlar? Bunlar Sağlık Bakanlığı'na bağlı aşı takviminde olan işte tetanoz, kızamık, boğmaca, kaba kulak gibi birçok aşımız var. Hepatit aşılarımız. Bunların hepsini sağlık ocaklarında düzenli yaptırabiliyorlar. Bütün çocuklar oluyorlar. Olmalarını öneriyoruz biz. Bunun dışında özel aşılarımız da var. Meningokok ve rotavirüs enfeksiyonlarına karşı özel aşılar. Bunları da ailelerin kendilerini temin etmeleri gerekiyor. Bunların ne tarz virüs bunlar? Rotavirüsü ishale sebep olan bir virüs. Küçük çocuklarda özellikle 2 yaşın altındaki çocuklarda ölümcül seyredebilen ishallere sebep oluyor. Onun için doğduktan sonra 2-4-6. Aylarda ya da 2-4. Aylarda tamamlıyoruz genelde rotavirüs aşılarını. Bir de meningokok enfeksiyonlarına karşı. Meningokok bir bakteri. Onun enfeksiyonları da menenjit yapıyor. Menenjit etkenleri artık ülkemizde tekrar sıkça görülmeye başladı. İki ayrı türü var bu meningokok. Biraz anlatabilir misiniz? Evet, meningokok meningokoksemi yapabiliyor, yani yaygın meningokok enfeksiyonu ya da sadece beyni tutan menenjit enfeksiyonuna sebep olabiliyor. Bunlar için iki tür aşı var. Meningokok B aşısı ve meningokok A, C ve W aşısı dediğimiz. Bu aşıları yapılmasını öneriyoruz biz çocuklarda. Tabii, ekstradan bu garantiyi alıyor değil mi? Evet, tabii ki. Menenjit enfeksiyonlarına karşı çocukları koruyor. Çünkü kreşlerde, okullarda yayılabiliyor bunlar. Ülkemizde de biraz daha fazla sıklıkta görülmeye başladı öncesine göre. O yüzden bunların yapılmasını öneriyoruz. Bunların takiplerini yapıyoruz kliniğimizde. Onun dışında çocukluk çağı hastalıklarının tanısı, takibi ve tedavisi konularında yardımcı oluyoruz. Emzirme danışmanlığı veriyoruz. Biliyorsunuz ilk 6 ay bütün çocuklara anne sütü verilmesini öneriyoruz aslında. En sağlıklı besin olarak anne sütü önerimiz. Ama bazen hastaneye yatma durumu olan, küvezde kalan bebeklerde bu emzirme işi sıkıntıya girebiliyor, sekteye uğrayabiliyor. Bu zamanlarda danışmanlık vermek gerekebiliyor. Ya da annenin emzirme ile ilgili problemleri oluyor, bebeğin meme başını tutma problemleri oluyor. Bunlar açısından annelere yardımcı olmak gerekebiliyor. Bu emzirme danışmanlığı konusunda yardımcı oluyoruz. Bebek çocuk duyarlı uyku eğitimi dediğimiz bir uyku eğitimi programımız var. Uyku problemi de çocukların çok sık karşılaştığımız ve ebeveynleri çok yoran problemlerden biri. Sağlıklı bir uyku uyuyamayan çocuk hem sağlıklı büyüyüp gelişemiyor hem de ebeveynleri sağlıklı uyku uyuyamadığı için ruhsal olarak da hem aile hem çocuk etkilenmiş oluyor. Bunu böyle çocuğu yormadan, anne bebek bağlanma ilişkisini bozmadan sabırla yapabileceğimiz bir uyku eğitimi veriyoruz. Tabii ki öncelikle öncesinde bir uyku bozukluğu, nörolojik bir problemi var mı, bir hastalık var mı diye çocuğu uyku bozuklukları açısından araştırıyoruz. Muayenesini yapıyoruz, ayrıntılı anamnezini alıyoruz. Eğer bir bozukluk varsa gerekli yerlere yönlendiriyoruz, tedavilerini yapıyoruz. Eğer bir bozukluk yoksa o zaman uyku eğitimini alıyoruz çocuklarımızı. Bu da güzel bir program. Kesinlikle. Çok önemli. Evet. Çünkü annelerin ve çocukların büyük problemi bu. Evet. Bunun dışında çocuklarda sağlıklı beslenme ve özellikle durumlarda diyetin düzenlenmesi. Yani tabii ki sağlıklı beslenme ile ilgili birçok eğitim alıyoruz, birçok şey okuyoruz, öğreniyoruz. Ama bazı çocukların ekstra diyetlerin uygulanması gerekiyor. Hastalıkları dolayısıyla veya vitamin eksiklikleri dolayısıyla veya bizim ülkemizde de sık rastlanan 9. ayda gördüğümüz demir eksikliği nedeniyle demir takviyesi veriyoruz ama beslenmesinin, diyetinin de düzenlenmesi gerekiyor. Bu gibi problemleri olan, çölyak hastası olan çocuklar, bunların diyetlerinin düzenlenmesi gerekiyor. Bağırsak problemleri olanlar veya başka özel gereksinimi olan çocuklar oluyor. Onların diyetlerinin düzenlenmesi konusunda hizmet veriyoruz. Bunun dışında son olarak da benim özellikle ilgilendiğim bir alanda özel gereksinimli çocukların rutin sağlık takipleri. Yani bizim ülkemizde genelde bir çocuk serebral palsi, Down sendromu gibi özel bir gereksinimi varsa, mental retardasyon dediğimiz büyüme gelişmesinde de
sekteye uğramaya sebep olabilecek bir hastalığı varsa genelde çocuğun diğer ihtiyaçları ön plana alındığı için, bu çocuklar çok sık hasta da oldukları için o hastalıkları tedavi edildiğinde rutin sağlıklarının kontrolleri biraz aksatılıyor. Benim gözlemim yıllar içerisinde. Tabii. Bu çocukların da ön plana geçiyor öbür konu. Evet, bu çocukların da diğer sağlıklı çocuklar gibi aslında sağlıklı çocuk izlemlerinin, yani rutin çocuk sağlığı izlemlerinin yapılması gerekiyor. Yani bir vitamin eksikliği var mı, demir eksikliği var mı, kilosu, boyu, yaşına göre, hastalığına göre uygun mu? Bunların hepsinin takiplerinin yapılması gerekiyor, aşılamalarının yapılması gerekiyor. Bunun gözden kaçan bir konu olduğunu düşünüyorum ve özellikle bu çocuklarla iletişim kurmak konusunda da iyi olduğumu düşünüyorum. O yüzden bu alana yönleniyorum. Tabii bu çocukların ailelerinin de özel gereksinimleri oluyor. Çünkü özel gereksinimli bir çocuğa bakabilmek gerçekten zor bir şey. Aileler birçok fedakarlıkta bulunuyorlar ve psikolojik olarak desteğe de ihtiyaç duyuyorlar. Ben bu konularda da ailelerimize destek konusunda da yardımcı oluyorum. Ne güzel. Bazen çok korumacı oluyorlar, kapalı bir şekilde tutuyorlar çocuklarını. Evet. Bu da yanlış değil mi? Aslında yani ötekileştirmek doğru değil. Biraz daha tabii sağlığı el verdiği müddetçe kendi yaşıtlarıyla ve toplum içinde entegre olmaları daha güzel. Evet, kesinlikle çok doğru. Özellikle bazı çocukların mesela evde eğitim almasını isteyen aileler olabiliyor. Eğer çocuğun okulda eğitim almasını engelleyecek bir durumu yoksa sağlık açısından, o zaman biz istiyoruz ki çocuk okula gitsin. Tabii. Diğer çocuklarla temas etsin, sosyalleşsin, ilişki kurmayı öğrensin. Hem toplumumuzun bunu öğrenmesi lazım, farklı olanı tabii kabullenmeyi. Hem de bu çocukların o toplum içinde yer bulabilmeleri lazım. Ama tabii ailelere bir yük oluşturuyor bu, getirmek götürmek zor olabiliyor. Bütün bu konularda destek olacak yaklaşımlar sergiliyoruz. Son olarak sizi meslektaşlarınızdan ayıran özellikler nelerdir? Benim meslektaşlarımdan ayıran özellik olarak sanırım iletişim. Ben iletişim olarak çok iyi iletişim kurduğumu düşünüyorum çocuklarla. Ve çocuğa bütüncül bir bakış açısıyla bakmak gerektiğini düşünüyorum. İlk başta da söylediğim gibi, yani çocuğun psikolojik sağlığı, büyümesi, gelişmesi, sosyal aktivitesi, sosyal sağlığı benim için çok önemli. Çünkü birçok hastalığın da temelinde aslında bu psikolojik sebeplerin olduğunu görüyoruz. Bunlar tedavi edilmeden aslında çok eksik kalıyor. Örneğin mesela obezitesi olan çocuklarda teknoloji bağımlılığını çok sık görüyoruz. Teknoloji bağımlılığı problemini çözmeden obeziteyi de ortadan kaldıramayabiliyoruz. Böyle bütüncül bir yaklaşım sergilemek sanırım benim ayırt edici özelliğim diye düşünüyorum. Aysun Hanım, sizinle sohbet çok keyifliydi. Teşekkür çok önemli ederim. Konulara temas ettiniz. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz çocuk doktoru Aysun Hacer Sarıtaş idi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.